Herkese merhaba. Denizinizine hoş geldiniz. Bal kabağı mevsimi bitmeden pratik, sağlıklı ve lezzetli bir bal kabağı tatlısı yapacağız bugün. Bal kabağı tatlımızın malzemeleri 2 tane. Ay aşkım çok üzgünüm ya. Bal kabağı tatlımızın 2 ana malzemesi var. Bal kabağı ve muz. Şeker tatlandırıcı olarak muz kullanacağız. İlk önce bal kabaklarımızı doğrayıp fırına gönderelim. Bal kabaklarımı 200 derecede ısıtılmış fırına gönderiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bal kabaklarım 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişti. Pişen bal kabaklarımı muzla beraber blender'a atacağım, çekeceğim ve güzel bir püre haline getireceğim. Bu arada bal kabakları bu şekilde çok lezzetli. Bunu salatalarınıza koyabilirsiniz. Tek başına böyle yiyebilirsiniz. Üzerine bal döküp tatlı olarak yiyebilirsiniz. Ben bayılıyorum bunları yemeye. Biraz da süt ekleyeceğim içine. Bu ezme işlemini sadece çatalla da yapabilirsiniz. Muzu ve bal kabağını ezerek çatalla ya da rondodan yaparsanız süt eklemeye de gerek kalmaz ve daha yoğun bir kıvam olur. Şimdi ben bunu buraya alacağım. Ve kalanları çatalla ezeceğim. İki renk olması için bir kısmını da çikolatalı yapacağız. Bunun için de bir çorba kaşığı kadar kakaoyu koyacağız içine ve karıştıracağız. Böylece iki renkli bal kabağı tatlımız oldu. Henüz hiç rafine şeker eklemedik. Henüz değil hiç eklemeyeceğim. Böylece iki renkli bal kabağı tatlımız hazır oldu. Ben üzerine fındıkla süsleyeceğim. Çünkü buna en çok fındık yakışıyor. Büyük büyük dövdüğüm fındıklar var üzerinde. Ve eğer isterseniz siz de benim gibi biraz canınız tatlı istiyorsa biraz üzerine bal gezdirebilirsiniz. Şekersiz bal kabağı tatlımız iki renkli olarak hazır. Herkesin çok hoşuna gidecek ve çok lezzetli bulacaklardır eminim. Bitmeden bence denemelisiniz. Bunun gibi tarifler görmek istiyorsanız Denizin İzni'ne abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.